çözünürlük dengesi konusunda üçüncü videomuz bu arkadaşlar. Bu videoda çözünürlük ve çözünürlük çarpımı arasındaki ilişkiyi kuracağız. Dolayısıyla burada neler öğreneceksiniz? Bir, molar çözünürlük kavramını öğreneceksiniz. 2. molar çözünürlük ve çözünürlük çarpımındaki arasındaki ilişkiyi nasıl kuruyoruz? Bunlardan söz edeceğiz. Önce gelin bir molar çözünürlüğü tanımlayalım. Şimdi molar çözünürlük 1 litre doymuş çözeltide arkadaşlar çözülmüş olarak bulunan katının mol sayısını verir bize. Tabi bazı katılar suda çok iyi çözünür. Bunların çözünürlüklerini gram üzerinden hesaplamak kolaydır. Ama bazı katılar ilk videoda da bahsettiğimizi hatırlarsanız suda az çözünür. Bunlardan bir tanesi gümüş klorürdür. Örneğin oda koşullarında 1 litre çözelti de 0,00150 gram kadar yaklaşık bir değerdir gümüş klorür çözünüyor. Şimdi bu durumda gram üzerinden işlem yapmak bizim için çok zor. Çok küçük değerler. O yüzden de mol üzerinden işlem yapıyoruz ve 1 litrede 1 litre çözeltide çözünen maddelerin mol sayısını çözünür, çözünürlük olarak tanımlıyoruz. Peki molar çözünürlüğün birimi ne olur dersek çözünenin molü bölü çözeltinin hacmi 1 litrede olacağına göre mol bölü litre diyoruz. E mol bölü litre aslında molarite yani molar derişimin de birimidir. Yani biz burada molar çözünürlüğü tanımlarken aslında doymuş çözeltinin molar derişimini de tanımlıyoruz. Bunu da söyleyeyim. Örneğin size dedi ki xy katı suda az çözülen bir katı ve bunun sudaki molar çözünürlüğü ki biz hep sulu çözeltilerden bahsediyoruz zaten ama işte 1 çarpı 10 üzeri eksi 4mol bölü litredir Şimdi bu bana şunu anlatır Bu birime baktığımda molar çözünürlüğü bu kadar dediğine göre 1 litre çözelti de en fazla 1 çarpı 10 üzeri eksi 4mol xy katısının çözünebileceğini anlatır molar çözünürlük bu Tabii bu çözeltiler arkadaşlar çok seyreltik. içinde çözünen katı miktarı çok az. Dolayısıyla buraya evet 1 litre çözelti dedik ama suyun hacmini çözelti hacmi olarak kabul edebiliyoruz burada. Buna 1 litre suda en fazla bu kadar çözünebilir de diyebilirsiniz. Tekrar söyleyeyim. Normalde bir çözeltinin hacmi suyun hacmine eşit değildir. İçine çözdüğümüz madde de var ama çözünürlük dengesinde o kadar seyreltik ki bu çözeltiler çözeltinin hacmini suyun hacmi olarak kabul edebiliriz ve buna göre de işlemlerimizi yapabiliyoruz. Şimdi bu video içerisinde çözünürlük yani molar çözünürlük ve çözünürlük çarpımı arasındaki ilişkiyi kuracağız. Birkaç tane de örneğimiz var. Önce gümüş klorürle başlayalım. Bir kere gümüş klorür arkadaşlar suda ki bu katı gümüş artı bir iyonlarını ve klorür eksi bir iyonlarını vererek çözünecek. Peki çözünürlük çarpımını biz bunun KÇÇ'sini çözeltisinde bulunan gümüş iyonları derişimiyle köşeli parantez molar derişim demekti. Klorür iyonları derişiminin çarpımından bulacağız. Bunu da koyduk bir kenara. Ve KÇÇ'yi hesaplarken e, denge sabitini hesapladığımıza göre sistemin dengede olması Sistemin dengede olması için çözeltide hem gümüş ve klorür iyonlarının hem de dipte çözünmeden kalan gümüş klorür katısının olması gerekiyor. Bunları söylemiştik. Dolayısıyla bu çözelti dipte katısı olduğuna göre doymuş bir çözelti olmalı, katısıyla dengede doymuş çözelti olmalı. O zaman bunun içerisinde çözünebilecek miktar ne kadar katı çözünmüştür dersek Çözünürlüğü kadar, çözünürlüğü kadar katı çözülmüş olmalı. Katı çözülmüş diyeyim. Bunları daha önceki videolarda söylemiştik. Peki, şimdi şöyle yapayım. Tekrar yazayım. Gümüş klor katısı suda iyonlaştı. Gümüş artı bir iyonlarını ve klorür iyonlarını verdi. Bu çözelti denge anında çözünürlüğü kadar katıyı çözmüşse denge anında, şuraya çözünürlük diyeyim, biz bunun çözünen miktarına, ki çözünürlük diyeceğiz, S mol bölü litre diyelim. Bu aynı zamanda moler deri şimdi. Eğer ben litrede S mol kadar bu katıdan çözmüşsem, de bunların başlarında bir bir, bir oranı bulunduğuna göre çözeltiye verilen gümüş iyonlarının derişimi de S mol bölü litre kadar olmalı. klorür iyonları derişimi de S mol bölü litre kadar olmalı. Yani ne yaptım? Elimde doymuş bir çözelti vardı. Doymuş çözeltide maksimum çözünebilecek miktar çözünmüştür dedim. Bu maksimum çözünebilecek miktar çözünürlüğüydü. O zaman çözünürlüğüne S mol bölü litre dersem, çözeltiye verilen iyonların derişimi de yine S ve S kadar olacak. Gelin şu bağıntıda o zaman bunları yerine yazalım. Çünkü KÇÇ'yi biz doymuş çözeltideki iyon derişimlerini hesaplıyorduk. O zaman bunun için KÇÇ S çarpı S kadar olur. KÇÇ S'nin karesi olur. Yani X, Y tipinde iki iyonlu diyeyim. İyonik bileşiklerde siz çözünürlüğünün karesini aldığınızda çözünürlük çarpımının değerini bulmuş olursunuz. Yani çözünürlük ve çözünürlük çarpımı arasındaki ilişki böyle olur. Neden bunu yapabiliyorum? Tekrar söyleyeyim. Biz burada doymuş bir çözeltiden bahsediyoruz. Doymuş çözelti maksimum çözünen miktarı içerir. Çözünürlükten iyon derişimlerini bulup çarpıyoruz. İki iyonlularda KÇÇ çözünürlüğün karesi kadar olur. 2 iyonlu katıya baktık. Şimdi 3 iyonlu bir katıya bakalım. Kurşun 2 klorür katısı olsun. Şimdi kurşun 2 klorür katısı suda çözünürken kurşun artı 2 iyonlarını ve klorür iyonlarını verecek. E, denge anında hem dipte katı hem de iyonlar bulunduğu için çözelti doymuş olacak. Yani çözünürlüğü kadar katı çözünmüş olacak dedik. Bunun çözünürlüğüne d, s diyelim yine çözünürlük s mol bölü litre olsun. Bu bana şunu anlatır. 1 litre suda ya da 1 litre çözeltide s mol kadar çözüyorum. Bu aynı zamanda derişim. Şimdi bu çözünürlük değerinden iyon derişimlerini hesaplayacak olursak 1, 2 ve 1 oran olduğu için bunun derişimi s mol bölü litre. Bunun derişimi 2s mol bölü litre olur. İyon derişimlerini bulduk. Bunları KÇÇ'de yerine koyacak olursak bunun için çözünürlük çarpımı, kurşun iyonları derişimi çarpı klorür iyonları derişiminin karesi yani S çarpı 2 S'nin karesi olur. Burayı hesaplarsanız 4 S küp olur. Yani bu 3 iyonlu katı da çözünürlük çarpımı arkadaşlar çözünürlüğünün küpünü alıp 4 ile çarptığınızda bulabileceğiniz bir değerdir. 4 ise küp olur. Ve şunu söylüyoruz. X, 2 gibi ya da X, 2, Y gibi 3 iyonlu katılarda çözünürlükle çözünürlük çarpımı arasındaki ilişki bu şekilde belirtilir. İyon sayısını artıralım. Şimdi de 4 iyonlu bir katımız olsun. Alüminyum hidroksit. Suda çözünme denklemi. Alüminyum şunu yazayım. Alüminyum artı 3 iyonları suda artı hidroksit iyonları ama bunun başında 3 olacak. Bunu yazdık. Yine elimizde doymuş çözelti var. Maksimum çözünebilen miktar çözülmüş. O zaman biz bu katının çözünürlüğüne yine S diyelim. S mol bölü litre yani 1 litre suda ya da 1 litre çözeltide S mol kadar alüminyum hidroksit çözüyoruz. Bu derişimdi. Buradan alüminyum iyonları derişiminin S mol bölü litre hidroksit iyonları derişiminin ise 3 S mol bölü litre olduğunu buluruz. Gelin kaça içerisinde yerine koyalım. Çözünürlük çarpımı doymuş çözeltide bulunan ki bunu çözünürlükten hesapladık. Alüminyum iyonları derişimi çarpı hidroksit iyonlarının küpü yazalım yerine. S çarpı 3 S'nin küpü derseniz buradan 3 kere 3 9 9 kere 3 27 27 S üzeri 4 bulursunuz. Yani 3 iyonlu özür 4 iyonlu bileşiklerde siz Çözünürlüğün dördüncü kuvvetini alıp bir de 27 ile çarparsanız çözünürlük ve çözünürlük çarpımı arasındaki ilişkiyi bulursunuz. Bu ilişki x, 3 ya da X, 3, Y gibi 4 iyonlu iyonik bileşiklerde geçerlidir. Ha örnekleri çözerken bunlardan mı çözeceğiz? Yani bu çözünürlüğün bilmem kaçıncı kuvvetli KÇÇ'dir mi diyeceğim? Hayır ama sizin şöyle bir şey verdiğinde ha bu 4 iyonlu bir bileşiktir o zaman şu bileşik olur demeniz de beklenir. Ve son olarak 5 iyonlu bir bileşiğimiz var. Baryum fosfat buna da bakalım. Ee, baryum fosfatın suda çözünme denklemini yazayım. Ee, baryum artı 2 iyonları ve 3 tane olacak. Suda başında 3 kat sayısı olacak. Ve fosfat iyonları şöyle yazdım. Yine doymuş bir çözelti olmak zorunda. Katısıyla dengede olmak zorunda. Bunun çözünürlüğüne S diyeyim. S mol bölü litre yani 1 litre suda ya da 1 litre çözeltide s mol kadar çözüyorum. E çözeltinin derişimi buysa baryum derişimi 3 ise fosfat ise 2 s olacaktır. KÇÇ bağıntısında ki bunun çözünürlük çarpımını baryum iyonları doymuş çözeltteki baryum iyonları derişiminin küpüyle fosfat iyonları derişiminin karesinin çarpımından bulunuyorum. Yani 3S'nin küpü çarpı 2S'nin karesi. Bunu yaparsanız arkadaşlar 108S üzeri 5 bulursunuz. Yani 5 iyonlu bir iyonik bileşiğimizde çözünürlüğün 5. kuvvetini alıp 108 ile çarparsanız çözünürlük çarpımının değerini buluyorsunuz. X2Y3 ya da X, 3, Y, 2 tipinde 5 iyonlularda çözünürlük ve çözünürlük çarpımı arasındaki ilişki bu olur arkadaşlar. Ee, bu videonun son kısmında bu yaptıklarımızı bir toparlayalım. Artık bundan sonraki videolarda işlemlerini yapmaya başlayacağız. Arkadaşlar, 2 iyonlu bileşiklerde ne G, C, L tipinde C, U, C L tipinde bileşiklerde K, Ç, Ç ile çözünürlük arasındaki ilişki çözünürlüğün, çözünürlüğün karesi KÇÇ'sini verir. 3 iyonlu iyonik bileşiklerde çözünürlüğün 3. kuvvetini alıp 4 ile çarparsanız KÇÇ'yi verir. 4 iyonlu bileşiklerde KÇÇ çözünürlüğün 4. kuvvetini alıp 27 ile çarptığınızda bulacağınız bir değer olur. S burada Molar çözünürlüktür. Onu da yazayım da. Dursun. KÇÇ'de çözünürlük çarpımı zaten. Ve 5 iyonlular da çözünürlüğün 5. kuvvetini alıp 108 ile çarparsanız KÇÇ değerini bulmuş olursunuz. Evet bu videoda da çözünürlük ve çözünürlük çarpımındaki ilişkiyi yazdık. Artık bundan sonraki videolarda bunları işlem sorularında kullanmaya başlayacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.